Merhabalar, ben Hakan Çildan. Bugün sınav yayınlarının paragraf kitabında özellikle nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili, taktiklerle ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Birinci bölümdeyiz. Anlatım nitelikleri, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım nitelikleri, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını içine alan aslında genel bir konu. Burada baktığımız zaman anlatım biçimleri kendi içerisinde 4 başlıkta karşımıza gelmekte. Açıklama, tartışma, betimleme ve öyküleme. Bu noktada bence en önemli yerlerden bir tanesi 4 tane anlatım biçimi olduğu için bizim seçeneklerimiz 5 olduğu için aslında bir taneyi eğer anlatım biçimi diye sorulursa elememiz gerekiyor. Özellikle açıklayıcı, tartışmacı ve betimleyici, öyküleyici anlatım yani bu dörtlü paragrafın geneline hitap ediyor. Genellikle bir tane sorulsa da ama birden fazla sorulan paragraflarda da karşımıza çıkabilmekte. Açıklayıcı anlatım genelde bilgi verme, dikte etme, benim şu an yaptığım gibi aslında öğretme amacıyla yapılan paragraflardır. Tartışmacı anlatım bir fikri kabul ettirme ya da çürütme anlamıyla karşımıza gelen paragraflar. Betimleme karşımıza hani kelimelerle resim çizme denir ya, bir şeyi, görüntüyü ya da durumu aslında zihinde canlandırmadır. Öyküleme kişi yer ve zamanın içinde bulduğu olaylar içerisinde yaşatmayla karşımıza gelmekte. Özellikle öykülemede olayı, betimlemede izlenim kazandırmayı, tartışmada da bir kanıyı değiştirmek, tabii ki açıklamada da bilgi vermeyi bir noktada aslında aklımızın kenarına yazarsak çok daha rahat bulacağız. Peki bir diğer kavram düşünceyi geliştirme yolları. Düşünceyi geliştirme yolları aslında cümle bazında karşımıza geliyor. Anlatım biçimleri paragrafın tamamında bulunması gerekirken düşünceyi geliştirme yolları cümle cümle ilerleyip bulmanız gerekiyor. Kırmızı ile yazılan yerde görüyorsunuz aslında düşünceyi geliştirme yollarında tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma gibi aslında birden fazla düşünceyi geliştirme yolları görüyoruz. Özellikle seçeneklerde bunlar vardır ya da yoktur. Yoktur biraz daha ön planda çıkıyor. Seçeneklere bakıp 5 tane seçeneğimiz olduğu için aslında bunlar üzerinde yürümek sizin için bir tık daha artı olacaktır. Tanımlama bir kavramın ne işe yaradığını anlatıyor. Karşılaştırma en az iki kavramın benzeyen ya da farklı noktalarını dile getiriyor. Örnekleme aslında bir kavramı kanıtlamak için deneyimlerden yararlanıyor. Tanık gösterme tanınmış bir kişinin özlü sözünden yararlanıyor. Benzetme zayıf olanı güçlü yönle ifade ediyoruz. Sayısal verilerden yararlanmada ise özellikle yapılan bir araştırma istatistik sonuçlarını burada paylaşıyoruz. Özellikle bunları ararken ilk önce sorunun niteliğine bakmak, sonrasında özellikle düşünceyi geliştirme yolları için söylüyorum, cümle cümle değerlendirip bunları üzerine yazmanız gerekiyor. ÖSYM soru kalıbına geldiğimizde bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır, yoktur? Özellikle anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yolları ile ilgili bu sorularda dikkat etmemiz gereken ilk nokta tabii ki özellikle bilginizin eksik olmaması gerekiyor. Burada anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolları, örnek vermek için söylüyorum. Açıklayıcı anlatımın ne olduğunu bilmiyorsanız aşağıda ne kadar soruya bakarsanız bakın maalesef bu soruyu çözemeyeceksiniz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Özellikle soru bize neyi soruyor? İlk önce orada ilerlememiz gerekiyor. Soru da bu parçanın 2021 TYT sorusu. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. İlk önce seçeneklere bakıyoruz. Bakın seçeneklere baktığınızda neyi görüyorsunuz? Ki öznellik, benzetme, tartışma, örnekleme, karşılaştırma gibi aslında birçok kavramı görüyorsunuz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Özellikle burada neyden başladığı bizim için önemli. Neyden başlıyor? Benzetme, öznellik, tartışma, örnekleme, karşılaştırma. Ben ilk önce benzetmeden. Mesela bu soruda şuna bakamazsınız. Ne açıklayıcı anlatımı sormamış. Ya da bu soruda tanık göstermeyi sormamış. O yüzden seçeneklerden başlayarak bunları tek tek aramanız çok değerli. Tabii ki özellikle bulduğunuz kavramdır. Üzerine yazmanızda daha sonra döndüğünüzde ya da aklınız karıştığında tekrar aramanız gerektiğinde sizin aslında soruyu çözmenizi hem kolaylaştıracak hem de zaman yönünden size aslında artı sağlayacaktır. Benzetme bakın yeşille yazmış mıknatıs gibi diyor ki gibi kavramı genelde karşımıza benzetme olarak geliyor ama tabii ki zayıf olanın güçlü yönde ifade edilmesine dikkat edin. Öznellik aslında paragrafın pembeyle çizilen yerlerine bakılırsa hani kişi burada baksanız kişisel görüşünde olması öznel ifadeleri görebiliyorsunuz. Neredeyse paragrafın çoğunda bunu görme fırsatımız var. Örneklemeye geldiğinizde özellikle Salome adlı opera sanatçısı diyerek burada isim olarak verdiği için örnek vermiş oluyor. Denizli'yi de karşımıza
aslında bu örnekte görmüş oluyoruz. Peki karşılaştırma nerede? Karşılaştırma da aslında paragrafın birkaç yerinde en önemli besteci ya da bugün de diyerek, ki burada pembeyle çizmişiz, bugün de diyerek aslında en az iki kavramı karşılaştırmış oluyor. Paragrafın tamamına baktığımızda tartışmacı anlatımı kullanmadığını görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız Ceyhan. Bir daha söylüyoruz. Özellikle bilgimizin eksik olmaması, seçeneklerden ilerleyerek, burada tabii renklerle göstermişiz ama siz A, B, C diye yanına not alırsanız bulduğunuz yerleri not almanız soruyu daha da kolaylaştıracak ve zaman kazanmanızı sağlayacak. ÖSYM soru kalıbı 2 olan noktamızda bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir, söylenemez? Yine aslında biraz önce, yani kalıp 1'de gördüğümüz şeklin bir benzerini görüyoruz burada. Peki burada ne yapıyoruz? Yine parçayı dikkatli okuyoruz ama özellikle parçayı dikkatli okumadan önce burada da düşünceyi geliştirme yolları, anlatım yöntemleri, anlatım biçimleri gibi aslında bilgiye sahip olmak. Ama bence özellikle seçenekleri doğru okuyup sonra bunu yukarıda bulmak çok çok daha değerli. Neden? 2019 TYT sorusu üzerinde bir inceleme yapalım. Bakın burada aslında bize bir yol çiziyor. Evet, bilgimiz var ama bu bilgi üzerinden de doğru yoldan gitmemiz gerekiyor. Ne demek? Kişileştirme, birinci kişi anlatımı, karşılaştırma, benzetme ve örnekleme. Anlıyorum ki ben bu 5 seçenek üzerinde ilerlemem gerekiyor ve bunları parçada görüp üzerine yazmam gerekiyor. Peki kişileştirmelere yer verilmiş diyor. Maviyle çizmişiz ama dediğim gibi tabii siz sınavda renkli kalem kullanamayacağınız için A, B, C diye yazabilirsiniz. Bakın burada A seçeneği neden? Çünkü binalar sanki hep birlikte aralarında konuşmaya başlamaları, insan konuşacağı için kişileştirmenin olduğunu görüyoruz. İnsan dışı varlıklara insan özelliği katmış. Peki birinci kişi anlatımı. Birinci kişi anlatımı da karşımıza ben ve biz olarak geliyor. Ben ve biz olarak geliyor. Ben ve biz kişi olarak baktığımızda, ki benim, kafamın benim hepsinde zaten pembeli çizdiğimiz yerde çok rahat görebiliyoruz. Peki C, karşılaştırma nerede? Karşılaştırma dediğimiz en az iki kavramın benzeyen ya da farklı noktanın dile getirilmiş olduğunu söylemiştik. Ki daha kavramı, ki ben şunu da söyleyeyim. Özellikle miktar ve sıra bildiren sözcükleri yakalıyorsanız %99 aslında karşılaştırmayı yakalamış oluyorsunuz. Sonrasında benzetme, yine karşımıza gibi aslında kavramıyla karşımıza benzetme, kuyu kazar gibi, iğneyle kuyu kazar gibi diyerek tabii yeşille göstermişiz. Yine dediğim gibi sizin sınavda bunları renkli değil ama A, B, C diye ya da D diye gösterme durumunuz sınavın çözmek açısından çok çok daha kolaylaştıracaktır. Örneklemeye başvurmamış. Örneklemede de tabii ki özellikle özel isimlere dikkat etmeniz çok değerli. Ama dediğimiz gibi parçayı dikkatli okuyup seçeneklerden başlayıp tek tek bunları bulup üzerine yazarsanız çok rahat doğru cevaba ulaşır, zaman kazanır. En azından soru genelinde çok rahat bir hedefe ya da doğru cevaba ulaşmış olursunuz. Peki ÖSYM soru kalıbı 3'teyiz. Özellikle ÖSYM soru kalıbı 3'te şunu görüyoruz. Bu parçaya göre nokta nokta diyen biri aşağıdakilerden hangisini amaçlamaktadır? Burada şunu görüyorsunuz. Burada bir parça var ve parçanın yanında soru içerisinde bir cümle var. Aslında şunu görüyoruz. Cümle ile parçanın aynı paralelde olduğunu biliyor olmamız lazım. Buradaki amaç şu. Parçada verilenin aslında cümlede örneklendiğini ya da cümlede verilenin parçada örneklendiğini göreceksiniz. Aralarında örneklendirme gibi bir ilişki var. Bu ilişkiyi yakalamanız lazım. Ama tabii ki burada en önemli noktalardan bir tanesi, iki hani verilen cümle ile parçayı doğrudan analiz etmemiz gerekiyor. Analiz ederken tabii ki ilk önce parçanın ana düşüncesini doğru yakalamamız gerekiyor. Özellikle ana düşünce bize ne anlatmak istediği, bize vurgulamak istediği, verdiği mesajdır aslında karşımıza çıktığında. Özellikle soru kökünü okuduktan sonra cümleyi doğru analiz ediyoruz. Burada baktığın zaman, ki cümleyi doğru analiz ederken bize cümle ne anlatmak istiyor? Buradan yola çıkarak bu sefer parçanın ne anlatmak istediğiyle geneline bakarak sonrasında aşağıda aslında verilenin aynı kelimelerin farklı işte kelimeler ya da farklı cümleler ya da yakın anlamlı kelimelerle anlatıldığını göreceksiniz. Burada baktığınız zaman aslında maviyle çizmişiz ama ilk önce altı çizili okuyalım. Normalden daha geniş olan gözyaşı kanallarından esneme esnasında gözyaşı akmaz. Ha şunu anlıyoruz. Normalde esneme esnasında aslında akması lazım ama bu akmamış diyor. Bakın MSÜ 2022 sorusu. Bu şu demek oluyor. Parçaya baktığımızda normalde olabilecek bir şey ama olmamış.
Ha, parçadan bunu alıp aşağıda bununla ilgili bir şey yakalamamız lazım ki aslında parçanın genini ya da cümlenin içerisinde bunu çok rahat yakalayabiliyoruz. Ana fikir anlamında söylüyorum. Özellikle yine söylüyoruz. Parçayla aşağıdaki cümlenin fikirlerin örtüşmesi lazım. Aslında parçanın örneklendirilmesi gibi. Biraz önce daha önceki videolarımızda anlattığımız örneklendirme, işte tanık gösterme gibi aslında düşünceyi geliştirme yollarının bir uzantısı diyebiliriz. Peki normalde olması gereken bir şey olmuyorsa aslında neyi yakalıyoruz? İstisnai bir durumu yakalıyoruz. İstisnai bir durum tabii ki Denizli'de karşımıza çıkıyor ki bakın 2022 MSÜ sorusu buradaki olmaması buraya bir istisnadır. Doğru cevabımız Denizli olarak karşımıza çıkıyor.